Bu tuşa bastığınızda üstündekiler direkt olarak siliniyor. Fosforlu yeşil diyebileceğimiz bir renkle yazıyorsunuz tabii ben biraz beceriksiz yazdım. Ekrana zarar verebilirsiniz istemeden. 12.00'da bilmem kimle buluşma. Bugün çok ilginç bir ürünle karşınızdayım. Benim dikkatimi çekti çünkü günlük hayatta bol bol kullanacağımı düşünüyorum bu ürünü. Bu ürün bir LCD dijital çizim tableti. İsminden de anlaşılacağı üzere çizim yapmanıza olanak sunuyor. Tek dijital olan şey ekranı diyebilirim. Yani onun dışında bilgisayara bağlama, telefona bağlama gibi özellikleri bulunmuyor bu ürünün. Ama şu var ki bu ürün gerçekten uygun fiyatlı bir ürün. İnternette 70-80 lira gibi bir fiyata satılıyor ve bence fiyatının hakkını fazlasıyla veriyor. Zaten bunu hep beraber de göreceğiz. Markası VQ. Hepsi burada da Xiaomi VQ olarak gözüküyor markası. Ancak ürünü elime aldığımda Xiaomi'ye dair herhangi bir logo göremedim ürünün üzerinde. Sadece VQ logosu bulunuyor. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan kutusunu inceleyelim. Daha sonra kutusundan çıkartalım. Daha sonra da hep beraber birkaç çizim yapalım. Kutunun ön tarafında bizleri ürünün kendisi karşılıyor. Kırmızı renk zaten kırmızı severiz. O yüzden özellikle kırmızı aldım. Burada markanın logosunu, burada LCD dijital çizim tableti yazısını, altta ise bazı özellikler görüyoruz. Bu özelliklerden bir tanesi ağaçları koruyun diyor. Yani bu sayede kağıt tarafında biraz daha tasarruflu olabilirsiniz. Daha az kağıt harcayabilirsiniz. Tek tuşla silme özelliği var. Şu tuşla silebiliyorsunuz üzerinde yazdığınız her şeyi tek bir tuşla aynı zamanda çevre dostu olduğunu ve gözleri de koruduğunu belirtiyor. Gözleri korur kısmı bence gayet önemli. Çünkü hani yeri gelecek gün boyunca bunun üzerinde çizim yapabilirsiniz. Öyle bir ihtimal söz konusu. Arkasına baktığımızda da arkasında burada bir adet kalemin olduğu belirtiliyor. Bu arada kalem tutamacı üstüne çok güzel bir şekilde konumlandırılmış. Burada silme kilidi var hemen cihazın altında. Silme butonu şu tarafta. Aynı zamanda burada bir de pil yuvası var. İçinde bir takılı olarak geliyor olması gerek. Evet şimdi kutusundan çıkartalım. Zaten diğer bilgiler de bence çok önemli değil. Çocuklar için tasarlanmış bir ürün. O sebepten dolayı biraz şirin bir tasarımı var. Ancak şirin tasarımı sadece çocuklar değil. Ben de seviyorum açıkçası. Kırmızı renk özellikle beni benden alıyor. Evet, şimdi gördüğünüz gibi ilk olarak tabletin kendisi çıktı karşımıza. Çıkardım ve burada bir takım belgeler karşılıyor bizleri. Daha doğrusu tek bir belge. Burada bazı garanti şartları vesaire gibi unsurlar yazıyor. Bunları bir kenara bırakalım. Bunu da bir kenara bırakalım. Bunu da bir kenara bırakalım. Şimdi ürünün kendisine gelelim. Ürünün kendisi bu şekilde plastik bir yapıda. Plastik ama böyle çok da kalitesiz plastik imajı vermiyor. Bence gayet yeterli seviyede kaliteli bir ürün. Burada hemen kalemi mevcut. Kalemini bu şekilde rahatça takıp çıkartabiliyorsunuz. Böyle gayet rahat bir ürün. Şimdi üstünde şöyle örnek gösteriyorum hemen. Mesela bu kalemi aldınız. Ve yazmaya başladığınız direkt olarak yazmaya başlayabiliyorsunuz. Daha sonrasında burada bir silme kilidi var. Bu silme kilidini açıp kapatabiliyorsunuz buradan. Eğer ki kapatırsanız gördüğünüz gibi tuşa bastığınızda herhangi bir şekilde silinmiyor. Ancak bu kilidi açtığınızda bu tuşa bastığınızda üstündekiler direkt olarak siliniyor. Burada da pil yuvası var ama pil yuvasını muhtemelen hiç açma gereksinimi duymayacaksınız çünkü pil sizi uzun süre götürecektir. Yakın bir arkadaşım kullanıyor bu ürünü ve hani pilin şu ana kadar 3-4 aylık dönemde değiştirilmediğini söyledi. Şimdi yazma deneyiminden bahsetmek istiyorum biraz. Yazdığınızda şöyle gördüğünüz gibi fosforlu mavi, fosforlu yeşil diyebileceğimiz bir renkle yazıyorsunuz ve kalem hissiyatı, yazma hissiyatı gayet başarılı. Hemen şunu sileyim. Şimdi mesela kısa bir yazı yazacağım. Tabii ben biraz beceriksiz yazdım ama yazma hissiyatı gayet güzel ve fark ettiniz mi bilmiyorum. Elimi buraya koyduğumda elinizi herhangi bir şekilde algılayıp buraya da herhangi bir şey yazmış olmuyorsunuz. Ya bu önemli bir detay çünkü hani böyle yazı yazarken elimde buraya bir şeyler yazsaydı o zaman işler değişirdi. Kötü bir durumla karşılaşmış olurduk. Ayrıca yazarken böyle güzel bir ses geliyor. O sesi de sizlere böyle bir tarif etmeye çalışacağım. Şu anda duyuyor musunuz bilmiyorum. Böyle sanki bir kağıda yazı yazıyormuş hissiyatı verebiliyor. Gayet başarılı. Çok çok sevdim bu ürünü. <laughs> Dediğim gibi bol bol kullanacağım. Onun dışında bu kalem aslında e, teknolojik bir kalem değil. Yani içerisinde herhangi bir teknoloji barındırmıyor. Sadece sert bir cisim olduğu için ve bu ekranla temas ettiği için yazı yazabiliyorsunuz. Onun dışında başka bir sert cisimle denediğimizde deneyelim hemen. Mesela farklı bir kalem var elimde. Bu da sert bir kalem hani. Bununla yazdığımda da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi yazabiliyorum. Ama burada dikkat edin. Bu ürünü aldıktan sonra mesela kalemin bu ucuyla yazmaya çalışmayın. Çünkü ekrana zarar verebilirsiniz istemeden. Evet, ürün genel olarak bu şekilde her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz, çantanızdan eksik hani etmeye ihtiyacı duymayacağınız bir ürün. Hafif, gayet ince, kullanışlı ve kağıt yerine hani günlük notlar örnek veriyorum. Saat işte 12.00'da bilmem kimle buluşma yazabileceğiniz bir dijital çizim tableti. Fiyatı da gayet uygun. Bence Alın çalışma masanızda dursun. Önemli notları bunun üzerine rahatlıkla alabilirsiniz. Kalem deneyimi de gayet başarılı dediğim gibi. Bu ürünün 40 liralığı da var. 250 liralığı da var. Fiyatına göre tabi kalitesi de değişiyordur. Bizim aldığımız hani bu ürün gamında orta segment bir ürün ve bence fiyatına göre gayet başarılı. Siz de özelliklerini gördünüz. Siz ne diyorsunuz? Sizce 60-70 liralık fiyat etiketini hak ediyor mu? Bunu da lütfen yorumlar bölümünde belirtin. Hep beraber tartışalım. Alacaklar olacaktır elbette. Lütfen deneyimlerinizi siz de paylaşın ki diğer takipçilerimiz sizin deneyimlerinizi de görebilsinler yorumlar kısmında. Eh o zaman bana da fazla söz söylemek düşmüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Çok çok iyi bakın.